İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketi öylesine korkutucu boyutlara ulaştı ki endişe veren kirlilik uydu görüntülerine bile yansıdı. İzmirlilerin de artık tahammülü kalmadı. Sözünüzün arkasında durmadınız, bari çöpünüzün arkasında durun diyen halk sokaklara döküldü. İzmirliyim doğum abime. İlk defa ben böyle bir şey gördüm. Şu anda Alsancak'ta bende çöp problemi var. Niçin var? Rezillik yani. Şuraya bak. Yani bu yetkililer niye gelmiş buralara? Anlamadım herhalde. Buna bir çözüm bulmaya lazım. Ege'nin incisi İzmir'den çöp kokuları yükselmeye devam ediyor. İzmir Körfezi'nde de alarmın rengi kırmızıya döndü. Çevre felaketi uydu görüntülerine böyle yansıdı. İzmir halkı isyanın eşiğinde sokağa çıkamaz olan İzmirliler, sözünüzün arkasında durmadınız, çöpünüzün arkasında durun pankartlarıyla belediyeyi göreve çağırdı. Lütfen yasalarımızın ve mahkeme kararlarının bize tanıdığı hakkımızı koruyun. Körfez'de toplu balık ölümleri de devam ediyor. Kıyıya vuran ölü balıklar nefes alabilmeyi bile imkansız hale getirdi. İzmir Körfezi can çekişmektedir. İzmir Körfezimiz karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır. Felaketin boyutu her geçen gün artarken Körfez'de araştırma yapan akademisyenler Körfez'in içler acısı halini uydu görüntüleriyle kaydetti. Uydu uzaktan algılama teknikleriyle deniz üzerindeki kirliliği tespit etmeye çalıştık. Yapılan işlemlerin işe yarayıp yaramadığını takip edebiliyoruz. Belediyecilikte sınıfta kalan İzmir'de bir skandal da Çiğli Belediyesi'nden geldi. Mahkeme bölgedeki heyelan riski nedeniyle yerleşim yerlerini tehdit eden Armandalı katı atık bertaraf tesisinde çöp stoklama işleminin durdurulmasına hükmetmişti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararını uygulamak bir yana tesisin kapasitesini genişletmek kararı aldı. Mahkeme kararı uygulamaz. Çiğli halkı mahkeme kararına rağmen Armandalı'na çöp dökmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni böyle protesto etti. Mahkeme